Cenab-ı Hakk'ın size çıkardığı ödevler. Demin ödevler dedim ya, kul kendi içerisinde ödevi bulur. Şu konu kafam takılıyor dediği o konu, onun kafasına takılmasını Cenab-ı Hak sağlamıştır. Bunun peşinde onun yürümesini, araştırmasını, öğrenmesini bekliyor. Dolayısıyla da o burada olduğu gibi gel soru sorar, gel bu konuyla alakalı ilgili yazılanları, çizilenleri, söylenenleri araştırır, öğrenmeye çalışır. Bu hususta Cenab-ı Hakk'ın söylediği ifadelerin belki birileri tarafından olduğu gibi bir başkaları tarafından manipüle edilerek tam böyle bir ortamın içerisindeyiz. Sizin sorunuzu bağlarken söylediğiniz şeyde doğruyu nereden nasıl öğreneceğiz? Benim verdiğim cevap da doğruyu şuradan buradan şundan öğrenirsin buradan öğrenirsin diye bir adres değil. Doğruya giden süreç bizim yaratılışımızda, fıtratımızda Cenab-ı Hakk'ın bize var ettiği bir süreçtir. Aklederek gözlerimiz, kulaklarımız, ağzımız, kalbimiz bizim bilgiyi paylaştığımız, bilgiyi duyduğumuz, gözlem yapıp bilgiyi izlediğimiz, incelediğimiz ve vahiy kulaklarımızla duyup tüm bunlarla sağladığımız dataları, bilgileri, malumatı kalbimize götürüp aklederek sonuca gittiğimiz bir yerdir. O bakımdan pek çok alternatifin dışarıda farklı farklı bulunması gayet doğaldır. Çünkü herkesin içerisinde bunların hangisinin hak olduğunu sezecek bir kalbi vardır. Böylece o hakkı hangisinin hak olduğunu sezdiği halde batıla boyun eğen tipler de burada ortaya çıkarılır. Kalbinde hakkı gördüğü ve dolayısıyla da doğru olan seçeneği benimseyip, bu konuda çok okudum ben ama doğrusu bu, kalbim buna mutmain oldu. Yarın Rabbimin huzurunda Cenab-ı Hak niçin buna kanaat ettin derse, ya Rabbi hiç içimi ellemedim, her türlü bilgiyi okudum, inceledim, araştırdım ve sonunda buna, senin verdiğin o kalp buna kanaat getirdi, ben de bunu kalbimden olduğu gibi dilime taşıdım. Söylediklerim kalbimdekilerle aynı ve sen ya Rabbi bunu biliyorsun, başkaları bilmeyebilir ama sen biliyorsun, o yüzden ben huzur ile böyle geldim önüne diye kulun Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kalbiyle olan münasebetini bozmadığı bir süreçte, etrafta ne kadar dezenformasyon olsa da, ne kadar bilgi yanlışı, bilgi kirliliği olsa da kul, Allah kulunu zayi etmez. O bakımdan bilginin her halükarda doğru olduğu bir adres şura bura demek yerine doğru bilgiyi çözecek, doğru bilgiyi keşfedecek ve ancak onunla mutmain olacak bir kalbi Allah Azze ve Celle bize nasip etti. O bakımdan biz bu yaratılışımızla hakkı arayarak, sohbetin başından beri söylediğim, hem kevni ayetleri okuruz hem kitabi ayetleri okuruz ve biliriz ki Allah Azze ve Celle iyi kimseleri hakka iletir. Kalbinde iyilik bulunan, yani hakkın arayışı bulunan kimselere hakkı duyurur. Kalbinde hakkı yaşamak arzusu içerisinde olan samimi kimselere de hakkı yaşamaya muvaffak kılar. O kadar ki onlara öyle bir nur var eder ki Cenab-ı Hak يَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Siz onunla yürürsünüz. Peki dezenformasyon, tam tersini söylersek, dezenformasyonun, bilgi kirliliğinin etkili olduğu kimseler kimlerdir? Öğrenme yapmayan, bir konuyu ele aldığı bir konuyu öğrenerek şüphelerden çıkmak yerine arzusuna, hevesine uygun düşen bir tanesini kestirmeden taraf seçerek onunla taraftar olmayı, onu savunmayı, bilgi temelli değil, konuyu kalbine hele hele indirmeye hiç yanaşmayan, arzuları istikametinde, duyguları istikametinde konuları, tarafları seçen kimseler, bunlar da o demin bahsettiğim sürecin, yani etraftaki kirliliğin, bilgi kirliliğin ve yanlışların muhatapları ve karşılıkları olurlar. Cenab-ı Hak dedi ki, bu şeytanların vahyettiği yanlış bilgiler, şeytanların vahyettiği o süslü, süslü sözler, ortamda var bunlar. Şunun ağzından duyuyoruz, bunun ağzından duyuyoruz, ötekinin ağzından duyuyoruz.
Bunlar hep var. Peygamberlerin karşısında da bunlar vardılar. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُح۪ي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Cenab-ı Hak dedi ki her peygamberin karşısında böyle şeytanlar var ettik. Onlar sözün süslü ama hakikat değil, süslü halini kendi adamlarına vahyedip duruyorlar. Yani onlara bunları fısıldıyorlar. Sonra dedi ki Cenab-ı Hak وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُهُ. Rabbin isteseydi bu elbette yapamazlardı böyle bir şey. Ama Allah Azze ve Celle'nin muradı da bu sürecin oluşmasına fırsat verdi. Niçin? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Devamında Cenab-ı Hak dedi ki وَلِتَصْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Ahirete iman olmayan, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerine tutunmayan, karşılığını Allah'tan umarak yaşamayan, bu dünyayı öne çıkarmış, bu dünyadaki çıkarları öncelemiş kimseler, rin kalpleri buna meyletsin. Şimdi kişinin iradesi kötü istikamette olunca demin konuştuğumuz kalp nasıl şekil değiştirdi? Nasıl eğrilmeye, nasıl bükülmeye, nasıl bağışlayın ifademi yamulmaya gördü? Çünkü kişi hakkı gördüğü ve hakkı beğenmediği için batıla yönelince, eğriliğe yönelince Cenab-ı Hak dedi ki فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Onlar kendileri eğriltince davranışlarının sözlerini, Allah da onların kalplerini eğriltti. Şimdi böyle yalan ile müşterisini kandırmış, çevresine yanlış yapmış, hayatı fasıklık üzere olan bir kimse hangi batıl söze tav olacaktır? Tahmin edebilirsiniz. Çünkü yanlışa, eğriliğe davranışlarıyla yönelen bir kimsenin Cenab-ı Hak da kalbini eğriltmiştir. O yüzden doğru sözü duyduğumuzda bize dost doğru gelsin. Yanlış sözü duyduğumuzda da yanlış olduğu bize olduğu gibi yanlış bizim kulağımıza ve içimize kadar gelsin istiyorsak, daha sohbetin girişinde hatırlattığımız Resulullah'ın o sözüne dikkat edelim. İyyâkum vel kedib, siz olun, aman yalandan uzak durun, doğruluğa sarılın. Fe inne sıdka yehdi ilel birri, doğruluk kişiyi birre, iyiliğe, ebrardan olmaya iletir. Ve innel birre yehdi ilel cenne, bir de kişiyi cennete götür. Yol haritası budur. Kalbimizle iç içe, adil, dürüst, samimi, yalandan uzak, kendi hayatında yalan ile, ticaretinde, işinde, gücünde, çevresiyle olan meselelerde yalan üzere, yanlış üzere, zulüm üzere olan bir kimsenin dönüp din meselesine gelince de duyduklarının hakikat olmasını beklemesin. O eğriltilmiş bulunan kalbiyle batıla yem olacaktır. Bu Allah Azze ve Celle'nin sünneti. يُدِلُّ بِهِ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءَ. Aynı kitap ile Allah Azze ve Celle bazılarını hidayete, bazılarını ise dalalete saptırır. Kimleri dalalete, kimleri hidayete dedik mi? Kur'an'ın başından sonuna kadar Cenab-ı Hak nice ayette وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ. Kafirleri, yalancıları, bile bile hakkı inkar edenleri, müsrif tipleri, zalim kimseleri, fasıkları, bunlara ben hidayet etmem dedi Cenab-ı Hak. O yüzden kalbimizle olan dürüstlüğümüz, kendi içimizde kendimize verdiğimiz puan neyse, dışarıda yürüyeceğimiz yolun da akıbeti de öyle gelişecektir.